Sevgili konuklar, Modern Fox Bizim Tepe konserine hoş geldiniz. Geçen haftanın içinde bu benim evlatlar, 17 senelik evlatlar geldiler, dediler ki boss, biz çok şık bir konser veriyoruz, çok şık bir yerde. İstedik ki bu konserimizi 17 sene evvel olduğu gibi gene sen sun. 17 sene evvel Modern Folks'un ilk konserini adam kıtlığından değil, onları benim kadar iyi tanıyan kimse olmadığı için ben sunmuştum. Şirin bir konser olmuştu. 17 sene dile kolay. O gün yeni doğanlar şimdi 17 yaşına gelmişler. O gün 17 yaşında olanlar şimdi belki çoluk çocuk sahibi. Bizde bol saçlar, göbek daha az. Çocukların hepsi sırım gibi, hepsi bekar. Böyle konser olduğu zaman titreyen kalpler. Şimdi onların hepsini, geride kalan 17 seneyi insan hatırlayınca heyecanlanmak elde değil. Uykularım kaçtı desem yeridir. Bakın nasıl tanıştığımızı anlatayım size. Oturuyorum bir gün Ankara'daki ofisimde. İşimiz public relation. O devirde bu deyim çok yeni, daha kimse ne olduğunu bilmiyor. 3 senem benim ne iş yaptığımı anlatmakla geçti. Anlatıyorum dinliyorlar. Peki ama sen ne yaparsın diyorlar sonunda. Ben bu işi yapıyorum. Kapı açıldı. 3 tane çakı gibi delikanlı girdiler içeri. Hiçbirini tanımıyorum. Gözüm de ısırmıyor. Dediler ki sen public relation yapıyormuşsun. Bir hoşuma gitti. İlk defa olarak benim yaptığım işi bana söylüyor. Evet dedim, yapıyorum. Bizim de public relation'ımızı yapar mısın dediler. Peki ama siz kimsiniz dedim. Biz dediler Modern Folks'üyüz. 17 sene sonra ne kadar modern olduklarını biraz sonra birlikte göreceğiz. Biz dediler Modern Folks'üyüz dediler. Çok da mütevaziler. Çok da iyi müzik yapıyoruz dediler. Türkiye'de bizden iyisi de yok dediler. Ama bizi kimse tanımıyor. Sen de bu işi iyi biliyorsun. Gel bizi tanıt. Peki dedim, tanıtayım ama önce siz bana kendinizi bir tanıtın bakayım. Böyle zayıf, incecik, kara kuru bir olan var işlerinde. Böyle sessiz. Sen dedim başla bakayım, kimsin? Ben dedi Doğan Canko dedi. Ben dedi bu grubun gitarcısıyım dedi. Ve de dedi müzik direktörüyüm. Aranjmanları da ben yaparım dedi. Efendim 1947 yılında Tavşanlı'da doğmuş. 3 yaşında ilk bestesini yapmış. Babası şahit, o besteyi ben de dinledim. İnşallah bu gece burada çalmaz, siz dinlemezsiniz. Ondan sonra konservatuvara götürmüş onu. Müzik merak. Ama konservatuvarda hep klasik. Violensel, piyano falan. O sarmıyor. Onun aklı fikri evdeki İspanyol gitarında. Babası Şeref Canko da bakmış olacak gibi değil. Peki demiş, sen İspanyol gitarından uğraşmaya devam et. Doğan Canko İspanyol gitarıyla uğraşa 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 bir günlere gelmiş. Bakın nasıl gelmiş.